Karşılaşma biraz sonra başlayacak. Galatasaray takımının futbolcuları, tek tek rakipleri, Fenerbahçeli futbolcuları karşılaşmadan önce tebrik ederek oyuna başlayacaklar. Artık bu Dünya Futbol Şampiyonası'nın son Dünya Futbol Şampiyonası ile birlikte gelenek haline geldi. Ve karşılaşmayı yönetecek olan Mustafa Kalkandelen takım kaptanlarını yanına çağırdı. Karşılaşma başlayacak Fenerbahçe takımının vuruşuyla. Karşılaşmanın yardımcı hakemleri Mehmet Kaya, Fahir Ersoy şu anda kalenin içerisine girdiler. Ağları kontrol ettiler. Olası bir delik ve kaçak olmasın diye. Ve düdüğünü çalarak oyunu başlatıyor. Karşılaşma başladı. Taç. Hakan Ünsal. Top dışarıda, Fenerbahçe kullanacak. Tayfun. Moşe. Alpay. Saffet. Taç, Fenerbahçe. Hacı. Cezalı'nın ön tarafına gönderilen top rüştü. Abdullah. Boliç. Pregon'un olduğu noktaya doğru. İkinci hareket, tek kontrol. Alpay. Emre'nin müdahalesi. İşaret devam. Johnson'un tarafa doğru çıktı. Taç, Galatasaray. Hakan Ünsal. Hakan Şükür'ün pası. Arif Abdullah. Serbest vuruş kararı. Mustafa Kalkandelen pozisyona yakın. Galatasaray takımının teknik direktörü Fatih Terim'i ekranlarınızda izlediniz. Pozisyonu bir kez daha izliyorsunuz. Galatasaray takımı serbest vuruş kullanacak. Durum 0-0. Karşılaşmanın 3. dakikasından çıkıyoruz. Hacı topun gerisinde. İki kişilik bir set oluşturuyor Fenerbahçe takımı. Arif birinci direğe doğru hareketlenebilir. Hakan Şükür şimdi Hacı vuruyor. Müthiş bir gol. Dakika 4, Galatasaray 1-0 önde. Sevgili futbol severler, Hacı farkı gerçekten müthiş vurdu Galatasaraylı futbolcu. Ve Şükrü Saracoğlu stadında Galatasaray Fenerbahçe karşısında 1-0 önde. Az sayıdaki Galatasaray taraftarı sevinç içerisinde. Kale arkasında deniz tarafına doğru bakan kalenin arkasında Galatasaray taraftarları, Fenerbahçeli futbolcuların itirazları vardı. Bakın pozisyonu bir kez daha izliyorsunuz. Daha doğrusu golü. Müthiş güzel vuruş. Sert vuruş. İsabetli vuruş yerine gidiyor ve Hacı'nin golü Galatasaray'ı 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe karşısında. Bir kez daha izlediniz. Roche. Ceza alanının ön tarafına Johnson. Baliç. Prego'ya gelmiyor. Popescu'nun müdahalesi. İşaret devam. Galatasaray takımı topu kaptı, şimdi atak sol tarafta. 1-0 galip. Arkaya doğru ortalanan top. Mutlak gol pozisyonu. İlk kontrol. Vuruş yandan dışarıda. Köşe vuruşu. Arif'in vuruşu. Galatasaray çok çabuk çıktı. Bir kez daha izleyeceksiniz. Evet. Pozisyonu bakın. Arif'in vuruşu ve rüştü. Arif sağdan ceza alanının içerisine girdi. Arkaya atak yapan Hakan. Vuruş ve üçten dışarıda top. Galatasaray bir dakika içerisinde 3 defa çok çabuk geldi. Gerçekten çok çabuk geldi. Okan'ın vuruşu o kadar iyi değil, yatarak vurdu. Topun fazla altına girdi. Bir kez daha izleyeceksiniz bakın. Sağdan orta. Okan vuruyor ve farklı şekilde top dışarıda. Reko. Serbest vuruş. Fenerbahçe. Sergen ve Dimaş topun gerisinde. Abdullah da o noktada. Sergen. Kale vuruşu Galatasaray.
Karar Fenerbahçe takımının lehine. Aslında tehlikeli bir yer. Bakın bir kez daha izliyorsunuz. Preko, Fatih Preko'ya yapmış olduğu hareket. Topun Fenerbahçe tarafından kullanılmasına yol açıyor. Sergen topun gerisinde. O da tartışması sol ayağını ülkemizde en iyi kullanan oyunculardan biri. Sergen arka direğe doğru kaldırıyor. Hiç kimse vuramıyor topa. Safet. Galatasaray takımı kendi yarı alanını boşalttı. Fatih Terim'i izliyorsunuz ekranlarınızda. Rıdvan Dilmen ekranlarımızda. Bu sene Fenerbahçe takımının teknik patronluğuna getirildi. Tam yetkiyle Fenerbahçe'nin sağ tarafta Ümit. Ofsayt söz konusu değil. Arif. Hakan arka direğe doğru gidecek. Şimdi Hakan geç hareket etti. Top kendisinde. Atağa gelen Galatasaraylı futbolcunun sayısı az. Geriyle oynuyor. Atak şimdi sol tarafta. Golü atan Hacı. Rakibine çarpıyor top. En son Hacı'ya çarparak dışarıya çıkıyor. Kale vuruşu Fenerbahçe'nin. Yergo Hacı. Geçtiğimiz ay aynı takımda son kez milli formayı giydi. Bakın bir kez daha izliyorsunuz pozisyonu. Hakan'ın geç atağı. Fatih. Atak Fenerbahçe'nin. Ceza alanının ön tarafı. İyi kontrol. Sergen ceza alanının içerisinde. İşaretler var. Hacı. Tek kontrol, tek pas. Alpay. Tayfun. Prego'nun olduğu noktaya doğru. Prego. Taferen. Prego. Topu rakibinden çalıyor. İyi kontrol. Kale boş. İşaret devam. Vuruş. Galatasaray takımı çıkartıyor. İkinci hareket. Taferen. Çok ilginç pozisyon. Prego'nun biraz sonra arkadaşlarımız verecekse bu pozisyonu. Prego'nun topun son oynağında sağ ayağıyla kullanırken yapmış olduğu yerin. Bakın. İzliyorsunuz. Top oyun alanının içerisinde nedeni ise bir topun oyun alanının dışında olabilmesi için yerden... Suat'ın pası. Küçük Hakan. Taç. Galatasaray. Arif. Sergen. Abdullah. Abdullah Ümit mücadelesi. Abdullah. Orta. Galatasaraylı futbolcular kafayı vuruyor. Serbest vuruş kararı. Tayfun'un hareketini izliyorsunuz. Arif Saffet mücadelesi. Arif. Şimdi atak sağ tarafta Galatasaray adına. Hakan yine gecikti, hata devam ettirmekte. Çok çabuk ön tarafa çıksa Galatasaray takımı mutlak gol pozisyonu yakalayacak. Abdullah. Saffet. Dimash. Abdullah. Dimash. Sergen boş alan aradı. Sergen. 1-2 mücadele. Top kaybı. Fatih. Yeniden Fatih. Emre'den gelen topla oynuyor. Safet topu havalandırıyor. Top hala oyun alanının içerisinde. Karar serbest vuruş. Fenerbahçe kullanacak. Tayfun. Hemen Galatasaray'ın presi. Atak şimdi sağ tarafta. Boliç birebir de rakibini geçerse tehlike. Boliç Ümit'in üzerine. Orta yerden Taferel. Abdullah. Popescu serbest vuruş. Fenerbahçe serbest vuruş kullanacak. Az önce Johnson'ın sakatlığını biraz ciddi olabileceği söylentileri vardı. Bana verilen habere göre kaburgasında olası bir çatlak olabilir, kırık olabilir. Zedelenme tespit edilmiş.
arkadaşım Cihat Soysal'ın verdiği bilgiyi sizlere iletiyorum. Johnson'ın kaburgasında zedelenme tespit edilmiş. Kulüp doktoru ise olayın ciddi olabileceği nedeniyle sahadan alınmasını istemiş teknik direktör Rıdvan Dilmen'den. Serbest vuruş kararı Fenerbahçe takımı tarafından kullanılacak. 9 metre 15 santimetre uzakta olması lazım futbolcuların. Taferel şu anda barajı kontrol etti. Nasıl kullanılacak bakalım. Fenerbahçe takımı evet. Pas yaparak kullanıldı. Vurdu. Galatasaray defansına çarptı ve dışarıya çıkıyor. Köşe vuruşu Fenerbahçe. Sergen o noktaya doğru hareketlendi. Birinci direğe doğru orta Taparel. Saha bir anda yine karıştı. Kasıtlı hareket var orada. Sahanın içerisinde bütün futbolcular bir anda kümeleştiler. Fenerbahçeli futbolcular, Galatasaraylı futbolcular. İzliyorsunuz. Bakın pozisyonu şimdi izliyorsunuz. Taferel. Alpay karşılıyor. Ve ilk yarının sonu. Sevgili futbol severler, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu stadında karşılaşmanın ilk yarısı bitti. Ve oyun başladı. Galatasaray takımı topluluğu. Ümit. Moldova'nın pası. Fenerbahçe takımının hata. Dolic. Atak sol tarafta. Fatih karşılıyor. Suat uzaklaştırıyor. Alpay. Alpay. Vuruş ve gol. 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 Alpay. Gelişi oldukça olay oldu. Bakın tekrar izliyorsunuz. Alpay. Sol ayağıyla son derece sert, isabetli Taferel'in sağına ve beraberlik golü. Safet kafayı vuruyor. Galatasaray top kullanıyor. Ümit'in pası. Yeniden Ümit. Atak devam ediyor. Galatasaray takımının hata. Arif topla birlikte sağdan ceza alanı içerisine doğru girdi. Hakan arıyor. Arif vuruşu yandan dışarıda. Yandan dışarıda. İkinci yarı çok güzel başladı. Bakın Arif'e. Hakan'ı arıyor. Sürekli aradı. Aradı. Boşa çıkmayınca kendisi topu kullanmak zorunda kaldı. Taferel. Birebir mücadele. Arif. Ceza alanını zorluyor. Yerden çıkartıyor. Orta. Arka tarafa doğru. Hakan Şükür topla buluşuyor. Alpay'ın müdahalesi. Hayır. Ortalıyor. Kaleci. Rüştü. Alpay. İkinci yarıda Fenerbahçe Galatasaray'a oranla daha iyi. Abdullah. Pasta başarı. Ceza alanının içi. İkinci hareket Taferel. Çok soğukkanlı. Ve topun şiddetini düşeceği yeri çok iyi hesap etti Taferel. Murat Yakın'ın pası. Moşe. Sergen. Atak yönü sağ taraf. Tayfun'un pası kötü. Topun şiddetini iyi ayarlayamadı. İkinci yarının 8. dakikasından çıkıyoruz. 9. dakikası. Bakın şimdi Moldovan ve Taferel'i izliyorsunuz. Taferel çok dikkatli. Çok dikkatli. Sol tarafa doğru gönderilen top. O noktada futbolcu Arif içeriye kat ediyor. Şimdi Ümit. Soldan ceza alanına girdi. Hakan Şükür'ün hata var. Hayır. Top dışarıya çıkıyor. Kale vuruşu. Fenerbahçe kullanacak. İyi kapatılmasını istedi Galatasaray defansını oyuncularına. Sergen topun üzerine doğru geliyor. Vuruşu yandan dışarıya. Okan'ın olduğu yere doğru. Tek kontrol. Topu alan Okan'da. Arif indirmeyi yaptı. Okan sol tarafa gönderiyor. Offside söz konusu değil. Atak sol tarafta. Galatasaray takımının hata. Ceza alanının içi. Vuruş yandan dışarıda. Mutlak pozisyon, Galatasaray yararlanamadı.
Hacı'nın vuruşu. Görsünüz bakın, topla buluşuyor, Hacı vuruyor. Ve top yandan dışarıya çıkıyormuş. Top kaydı. Okan, sağ tarafa gönderilen top. Offside söz konusu değil. Hacı. Hacı Saffet karşı karşıya. Hacı içeriye doğru kat ediyor. Şut pozisyonu. Vuruyor, kaleci düştü. Abdullah. Son bir dakikadır top oyun alanının içerisinden dışarıya çıkmıyor. Sergen. Fenerbahçe'nin sol ayaklı oyuncuları. Moşe. Küçük Hakan'ın üzerine doğru gidiyor. Moşe. Boşa çıkan Moldovan. Vermedi. Hala Moşe. Arkadan Tayfun destek yapıyor. Moldovan. Yeniden Moldovan. Serbest vuruş kararı. ...66. dakika... ...Fenerbahçe 1, Galatasaray 1... ...az önceki pozisyonu yeniden izliyorsunuz... ...bu pozisyon... ...sonunda... ...Galatasaray takımı... ...Endrek serbest vuruşla oyuna başlayacak... ...Kafaren... ...Hakan vuruyor kafayı... ...kaleci düştü... ...Abdullah... Ümit'in baskısı var. Sergen. Sergen yerde. Serbest vuruş Fenerbahçe takımının lehine. Sergen kullanacak. Bir maçta cezalının içerisine kadar geldi. Golic. Sağ tarafta. Şimdi Sergen. Arka direğe doğru orta. Kale vuruşu. 6 ay. Sergen. Galatasaray oyuncu değiştirecek. Şu anda ekranlarınızda Ergün'ü izliyorsunuz. Birisi birinci direk, birisi ikinci direği kontrol ediyor. Oyuncu değişikliği. Hacı oyundan çıkacak. Ergün oyuna girecek. Evet. Hacı'nın sahayı terk etmesini bekliyor. Karşılaşmanın hakemi Mustafa Kalkan veren. Hacı yavaş hareketlerle sahanın kenarına geliyor. Galatasaray'ın bulunan futbolcusu. Ergün oyuna giriyor. Galatasaray böylece oyuncu değişikliğini, bir oyuncu değişikliği daha yaptı. Ergün oyunda, Hacı oyun dışında. Moşe şimdi. Alpay. Murat Yakın. Kaptırılan top. Şimdi atak sol tarafta Galatasaray takımının adına. Ön tarafa doğru Hakan gitti. Alamadı topu. Çünkü defanstan sekmedi. Fenerbahçe takımı top kullanma çabası içerisinde. Tekrar Galatasaray. Atak yine sol tarafta. Top Galatasaraylılarda. Orta. İnanılır gibi değil. Pozisyon ekranlarımızda. Orta. Suat, Ümit ön tarafa çıktılar. Ergün ön tarafa çıktı. Arif topun gerisinde. Düştü. Hakan yeniden oyuna giriyor. Alpay. Moşe. Bülent'in pası. Kafaret. Murat Yakın. Ümit. İşaret devam. Durum 1-1. Sağ tarafa doğru gönderilen top. Ergün. Ergün. Sergen.
Ofsayt söz konusu değil, taferel. Ve karşılaşma bitiyor. Sevgili futbol severler, karşılaşma bitiyor. Galatasaray bir birlik beraberlik elde edince Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası'nın üçüncü kez sahibi oluyor. Hakan, Hakan canlı yayındayız. Tolunay.